Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl Başkanı. İstanbul seçimlerinde düzgün bir il başkanlığı, örgütlü bir mücadeleyle büyük katkı sundu seçimlere. İstanbul seçimleri ilkinde kazanıldı ama iktidar ve Recep Tayyip Erdoğan bu seçimleri kazanılmış olarak görmek istemedi. Hukuksuz ve kanunsuz bir şekilde tekrar seçimleri yenilettiler. İkinci kez de tekrar hem İstanbul örgütü hem il başkanı Canan Kaptancıoğlu hem büyükşehir belediye başkanımız Ekrem İmamoğlu hep birlikte Cumhuriyet Halk Partisi ve milletimizle kucaklaşarak seçimler farklı bir şekilde alındı. Ama iktidarın içerisinde tam da Recep Tayyip Erdoğan'ın söylediği gibi kininizle hareket edin. Kininizi ve öfkenizi asla unutmayın diyordu ya o şekilde devam ettiler düşmanlıklarına. Sonuçta Canan Kaftancıoğlu ile ilgili yıllar önce atılmış tweetleri ortaya çıkartıp onu mahkum ettiler. Daha sonra daha sonra peşinden tazminat davaları, hakaret davaları. Arkasından Fahrettin Altun da bir tazminat davası açtı. Artık adalet hakimler ve savcılarla değil, bizzat iç işlerinin de kontrolünde yani iktidarın da kontrolünde yürüyordu. Fahrettin Altun'la ilgili dava görülürken salonda pandemi nedeniyle stajyer avukatların dahi alınmadığı bir ortamda bir sivil giyinimli kişi tek başına oturuyor. Canan Kaptancıoğlu'nun avukatı dönüp bu kişiye kim olduğunu soruyor. İlk önce cevap vermiyor ısrarlı sorular neticesinde bu kişi emniyetten polis olduğunu emniyet tarafından görevlendirildiğini söylüyor. Daha sonra avukatlar dönüp hakime bunun doğru olmadığını içeriye kimsenin alınmadığı halde bu kişinin hakkında bir tutanak tutulması gerektiğini ve labut altına alınarak bunun soruşturulması gerektiğini ifade ediyorlar. Ancak hakem hakim sadece bunları dinlemekle kalıyor. Dönüp de sen kimsin? Hangi amaçla buradasın diye ısrarlı sorularına hakim hiç katılmıyor. Kişi salondan çıkartılıyor, çıkıyor ve hakkında hiçbir araştırma, hiçbir tutanak tutulmadan elini kolunu sallayarak gidiyor. Biz de buradan soruyoruz. Bu kişi kimdir? Kayıt altında olan bu kişinin gerçekten emniyet mensubu mudur? Emniyet mensubu ise bu emri kim vermiştir? Canan Kaftancıoğlu'nun davasına gelip de oradaki oturuma amacı nedir? Göz daha vermek midir? Biz buradayız, izliyoruz. İzlenimini orada hissettirmek midir hakim ve savcılara? Bunun sorumlusu kimdir? Bana sorarsanız eğer bu kişi emniyet mensubuysa sorumlusu İçişleri Bakanı'dır. Bunun derhal ortaya çıkartılması artık insanlarımızın polisiye tehditler içerisinde hiç olmazsa adalet karşısında tehdit edilmemesi Canan Kaftancıoğlu'yla ilgili davalarda savcılara ve hakimlere bu şekilde müdahale edilmemesi ve diğer tüm özgürlük davalarında bu baskının ortadan kaldırılması talebimizdir. Cumhuriyet Halk Partisi olarak bunu asla takipsiz bırakmayacağız. Arkadaşlarımız İçişleri Bakanlığına soru önergesi veriyorlar. Biz hukukçularımızla takip ediyoruz. Bu kişinin hangi amaçla, hangi sıfatla kim tarafından gönderilerek ne yapılmak istendiğini kamuoyuna açıklamak durumundadır iktidar. İçişleri Bakanından Hemen derhal bunun cevabını bekliyoruz. Değerli arkadaşlarım. Erdoğan şöyle ifade etmiş. Aynı gemideyiz. Kazancı paylaşırsak külfeti de paylaştığımız gibi külfeti de paylaşacağız. Enflasyon da düşecek demiş. Tayyip Erdoğan sarayda oturuyor. Siz sarayda mı oturuyorsunuz? Tayyip Erdoğan benzin parası vermiyor. Mazot parası vermiyor. Siz benzin mazot parası vermiyor musunuz? Tayyip Erdoğan'ın ve ailesinin ve yandaşlarının yediği önünde yemediği arkasında siz bir ekmek için kuyruğa girip de bekleyip beklemiyor musunuz? Türkiye Cumhuriyeti'nin vatandaşları olarak. Tayyip Erdoğan istediği zaman istediği ülkeye emrindeki uçaklarla gidebiliyor. Siz uçmadığınız halde, geçmediğiniz halde yolların vergisini ödemiyor musunuz? Ve sizden dalga geçiyorlar. Diyorlar ki, bizzat Recep Tayyip Erdoğan AKP Genel Başkanı, bizzat o diyor ki gözünüzün içine baka baka, merak etmeyin enflasyon düşecek diyor. Şimdi ben buradan soruyorum. Aynı Recep Tayyip Erdoğan halkın karşısına geçip de Cumhurbaşkanlığı seçimlerinden önce neymiş efendim dolar 10 lira olacakmış dediği gün dolar kaç paraydı? 4,5 liraydı. Şimdi ne kadar? 13.600 lira. Peki hani 10 lirayı bulmayacak hatta 4,5'ün altına düşecekti? Söyledikleri sözün güvenirliliği var mı? Hayır yok. Söylediği sözün bir karşılığı var mı? Hayır yok. Peki yalan mı söylüyorlar? Evet. Yalan söylüyorlar. Kimin gözünün içine baka baka yoksullaştırdıkları, çaresiz bıraktıkları, işsizlikten, evine ekmek alamadığı için intihar eden insanlarımızın gözünün içine baka baka yalan söylüyorlar. Parlamento'da ne oluyor? Parlamento'da Cumhuriyet Halk Partili milletvekilleri halkın yoksulluğundan, mağdurluğundan bahsederken çiftçiden, esnaftan, öğrenciden, eğitimden bahsederken oradan bir tanesi kuru ekmek yiyorlarsa yeterlidir diyor AKP milletvekili. Bir başkası yüzü kızarmadan iğrenç bir şekilde gülerek başka bir sözle söyleyebilirim ama bana yakışmadığı için söylüyorum. İğrenç bir şekilde gülerek bir kilo domates almalarına gerek yok. Tek domates alsınlar. Onu da dörde bölsünler öyle yesinler diyor. AKP iktidarı da AKP iktidarının içerisindeki bazı milletvekilleri de ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da yaşanan bu ekonomik sıkıntıda milletin gözünün içine baka baka aldıkları milyarlarca milyonlarca lira para, maaş, çift maaşlar içerisinde yüzerken diyorlar ki e biz kazancı birlikte paylaştık, şimdi yoksulluğu da birlikte paylaşacağız. Kimle inatlaşıyorlar bunlar? Milletle inatlaşıyorlar. Milleti azarlıyorlar ve bir şekilde milletin ihtiyaçlarını ve yaşadıklarını görmemezlikten geliyorlar. Diyor ki enflasyonu düşüneceğiz. Müdahale ettiği şeye bakın yıllardan beri söylüyoruz. KDV'yi yüzde sekizden yüzde bire indirmiş Recep Tayyip Erdoğan. İnsanlara müjde veriyor. Yahu onu bile düzgün bir biçimde başaramadınız oradaki çıkarttığınız kararnamedeki üçüncü madde nedeni de o bile hukuken geçersiz bir kararnameye dönüşmüş durumdadır. Bunu bile beceremediniz. Peki çıktı bu ne kadar fiyatlar? Yahu 33 lira, 40 lira, 50 lira olmuş fiyatlar, sebze fiyatları yüzde 3 oradan değiştirecektir. 35 lira olan bir şey 32 lira olacak, 33 lira olacak. Şimdi yeni yaptıkları şey şu. Pahalılık alıp başını gidiyor, enflasyon alıp başını gidiyor. Bir müdahale ediyorlar. Yüzde yüz yirmi artmış. Mesela örnek veriyorum. Elektrik yüzde yüz yirmi Benzine yüzde yüz on. Motorine yüzde yüz on. Otogaza yüzde yüz on. Doğalgaza yüzde elli zam gelmiş. Ondan sonra bir ufak müdahaleyle lir liralara tekabül edecek indirimler yapılıyor. E gördünüz mü? Bakın biz işte ucuzluk getirdik diyorlar. Ne yapıyorlar? Dalga geçiyorlar. Milletle inatlaşıyorlar. Peki bunlarla ilgili TÜİK açıkladığı rakamlar konusunda hiç sorgulanıyor mu? Bakın TÜİK ile ilgili uluslararası istatistik, enstitüslü bir açıklama yapmış. Utanç vesikası. Açıklama burada. Orijineli burada. Bu açıklama şöyle diyor. Türk makamlarının TÜİK'i uluslararası standartları tam olarak karşılayan nesnel, istatiksel verileri sağlayabileceğine dair güvence vermesini bekliyoruz. Diyor ki Dört kere TÜİK'in TÜİK başındaki adamı değiştirdiniz. Rakamlar doğru mudur, değil midir? Verdiğiniz rakamlar artık uluslararası güvenirliliği var mıdır bilmiyoruz. Ama biz size güvenmiyoruz, bize güvence verin diyor. Şimdi enflasyonu neye göre belirliyoruz? TÜİK'in verdiği rakamlara göre. Peki biz güvenmiyoruz, uluslararası kuruluşlar güveniyor mu? Hayır. İşte açıklama yapmışlar. Hiç ses var mı iktidardan? Yok. Neden? Çünkü gerçek bu da onun için. Herhangi bir açıklama yok. Değerli arkadaşlarım, AKP iktidarı üç şeyden besleniyor. Bir, kamu ihalelerinden. Beşi çeteye Gözünün içine baka baka milletin daha bitmemiş ihalelerini dahi hukuka karşı olduğu halde kanun çıkartarak MHP ve AKP oylarıyla beşi çeteye çıkar sağlıyorlar. Kamu ihalelerinin yüzde tekteni bu beşi çeteye veriliyor. Milyarlarca dolar vatandaşın cebinden çıkıyor. Hazineden çıkıyor. Bu yandaşın cebine giriyor. Onlara vergi indirimi yapılıyor, onlara süre uzatılımı yapılıyor, onlara kanunsuz şekilde ihaleler veriliyor, ama vatandaş ufacık bir şey, bir eleştiri sokakta söylerse derhal hakkında tutuklama kararı çıkartılıyor. İşte Türkiye böyle bir noktaya getirilmiştir. ile ilgili konuda da bu iktidar çoğallamıştır. Bakın yangın çıkıyor. Cumhurbaşkanının 13 tane uçağı var ama yangın helikopteri yok. Tarım ve Orman Bakanlığında. Ormanlar cayır cayır yanıyor. Cumhurbaşkanı gene milletle dalga geçiyor. E hayvanlar ölüyormuş. Ne olacak? Ölüyorlarsa ölsünler. Paraları ne kadarsa veririz olur biter diyor. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın baktığı yön burası. Hayvan hayvanlar cayır cayır yanıyormuş onun için önemli değil. Ormanlar çayır cayır yanıyormuş yeniden yetişir. 100 yıl, 200 yıl, 300 yılda yetişen o doğa o ağaçlar hayvanlar zarar görüyor. Olsun karşılığı para değil mi diyor. Veririz parayı bu iş biter diyor. Enerjide, enerjide de aynı şekilde. Doğalgazla ilgili herkese anlattıkları şu. İran'da buçuk milyon metre küp doğal gaz kesintisine gitmiş. Peki, peki biz biliyoruz ki iki boru hattıyla Rusya'dan, iki boru hattıyla Azerbaycan'dan, Cezayir'den ve Nijerya'dan sıvılaştırmış gaz alıyoruz. Toplamda günlük Türkiye'ye giren Gaz miktarının İran'la birlikte 330 milyon metreküp olması gerekiyor. Diyelim ki 30 milyon metreküpü gelmedi. E ne oldu? 300 milyon metreküp gaz var. Depolarımızda gaz var. Kim söylüyor? Bakan söylüyor. Dolmak üzere diyor. Pat üretime ara veriyoruz. Türkiye Cumhuriyeti'nde ilk defa sanayi kuruluşları üretime ara veriyor. Neden? Doğal gaz ve elektrik yüzünden. Peki depolar diyoruz, depolarda gaz yok. Neden depolarda gaz yok? Çünkü doğal gaz pahalılaştıkça oradan süspanse ediyorlar, oradan doğal gaz veriyorlar. Hiç tedbir için depolarda gazı bulundurmamışlar. Bitmiş gitmiş. Peki, ayrıca aldığımız, günlük aldığımız doğal gaz, o da verdikleri veriler doğru değil, araştırınca görüyoruz. Bakın. Bakü-Tiflis-Erzurum boru hattından 19.1 milyon metreküplük gaz gelmesi lazım. Ne kadar geliyormuş? 7 milyon metreküp geliyormuş. Peki bunu hiç kamuoyuyla paylaştılar mı? Nedeni ne? Nedeni yönetememe, yönetememe. Nedeni liyakatlı kişilerle bu işleri takip edip milleti düşünmeme. Sadece kendilerini, çıkarlarını ve parayı düşünmek. Bakın, Türk akımdan günlük 46.9 milyon metreküp gelmesi gerekirken ne kadar geliyor? 32 milyon metreküp doğalgaz geliyor. Yani bu ikisini topladığın zaman bir İran'dan alınan doğalgaz kadar doğalgaz şu anda yok ortada. Gelmiyor. Bunun sebebi ne? Bunun sebebi AKP iktidarının beceriksizliği ve yönetememesidir. Bütün bunlara bakınca görüyoruz ki AKP iktidarı inatlaşmaya milletle devam ediyor. Ama başka bir şey daha yapıyor. Değerli arkadaşlarım, AKP iktidarı milletin parasına çöküyor. Daha önce söylemiştim değil mi? Şehitler için toplanan yardımlara çöken bir iktidardan bahsediyoruz. AKP Genel Başkanından bahsediyoruz. AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan emir veriyor. Binali Yıldırım başbakan olarak diyor ki 15 Temmuz şehitleri ve Beşiktaş'taki şehitlerle ilgili para toplayın. Deniliyor yardım diyor. Milletimiz kendi yemiyor. Kendi rızkından topladıkları parayı o yardım kampanyasına gönderiyorlar fakat para şehit yakınlarına verilmiyor. Şimdi dil muhalefet edince bin lira bin lira para ver, veriyorlar aydan aya. Peki o rakamlar bugünün parasıyla nerelere geldi? 500 milyonlara geldi. Niye peki ödemediniz bugüne kadar? Çünkü o paraya da çöktünüz onun için. Şimdi ne yaptılar biliyor musunuz? Pandemi dolayısıyla büyükşehir belediyelerimizin milletimizin güvenini aldıkları için topladıkları paraya el koydular. İstanbul Büyükşehir Belediyesi pandemi döneminde mükemmel bir şekilde vatandaş dayanışmasıyla vatandaşın yaptığı yardımı kime hangi koşulda yaptığını bildiği bir dayanışmayla toplam kampanyada 6.2 milyon TL. Yani bugüne kadar toplanan en yüksek paralardan bir tanesi bugün son olarak İstanbul defterdarlığına devrediliyor. Yani paraya el koydular. Kimin parasına? Milletin parasına. Bu parayı ne yapacaklar? Yandaşlarla birlikte ne yaptılarsa onu yapacaklar. Değerli arkadaşlarım, kamu ihaleleriyle, uyuşturucu parasıyla, uyuşturucu baronlarını kollayarak, Sezgin Baran Korkmaz gibi kara para aklayıcılarını devletin bütün kurumlarıyla beraber yurt dışına kaçırarak, bunları kollayarak bir düzeni yürütmeye çalışıyorlar. Bu düzenin mağduru milletimizdir. Bu düzende kazançları depolayan AKP Genel Başkanı ve onun bir avuç yandaşı ve etrafındaki çıkar seviyesidir. Buna karşı sonuna kadar direneceğiz. Milletimizin sivil toplum örgütlerinin, meslek odalarının, akademisyenlerin, üniversitelerin milletimizin sesi olması gerekiyor sadece muhalefetle değil Türkiye'nin bütün dinamikleriyle beraber bu millete karşı olan milletle dalga geçen AKP iktidarına karşı mücadele etmeye devam edeceğiz. Hepinize teşekkür ediyorum. Evet, sorusu olan evet kardeşim. Yalan söylüyorlar. AKP iktidarı, AKP genel başkanı milletin gözünün içine baka baka arkadaşımızın sorduğuna cevap ben söylüyorum. Elektrik zamlarını ayarlayacağız, şöyle yapacağız, böyle yapacağız diyorlar. Elektriğe yüzde yüz yirmi yedi zam getirmişsin. Yüzde yüz yirmi yedi. Yüzde yirmi yedisini düşürdün diyelim. Yüzde yüz zam kalacak. Peki vatandaş bunun neresinden rahatlayacak? Az önce çok net bir biçimde söyledim. Doları bütün yaptıkları karşıt açıklamalarla 18'lere, 19'lara kadar çıkarttılar. Ondan sonra 13.6'ya geriletip 4.5 lira olan Cumhurbaşkanlığı sistemindeki 4.5 lira olan dolar 13.5 lirada tuttukları için biz doları düşürdük diyecek kadar Yüzü kızarmayan bir iktidarla değil. Şimdi elektrik faturalarını yüzde yüz zam yaptıktan sonra e, biz tekrar ayarlama yaparız. Bu ayarlamalara göre vatandaşımızı rahatlatırız deyip yüzde yüz yirmi yüzde yirmi düşürseler dahi yüzde yüz zam vatandaşla birlikte hayatlarını sürdüremeyecekleri bir noktaya getirecektir vatandaşları. İşte bu aldatmacayla bu süreci tamamlamaya çalışıyorlar. Neden? Sadece oturdukları koltukları akan para musluklarının kendilerinden çıkmasını engellemek için ve oturdukları koltukları bırakmamak için. Tekrar söylüyorum. Bu ülkenin İçişleri Bakanı Sezgin Baran Korkmaz denilen kara para aklayıcısını yurt dışında devletin kurumlarıyla birlikte kaçırdığını itiraf etmiştir. Ancak milletin bakanı değil sarayın bakanı olduğu için sarayın güvencesinde kendisi hakim karşısına çıkartılamıyor. Tekrar ediyorum. 4.9 ton kokain gibi önemli bir kokainin Türkiye'ye girişiyle ilgili herhangi bir işlem yapılmamıştır. Arkadaşlarımızla birlikte verdiğimiz mücadele sonucunda sadece taşıyıcı olanlar, belki de kokainden haberi bile olmayanlar, bir de malı teslim alan adamı, ben buradan tekrar açıklıyorum, MK diye bir adam, bir şahıs dediması, çok düşük bir cüzdi bir sermayesiyle şahıs firmasını açmış. Şirketin de adresi evi. Bu kişinin 4.9 ton kokainin sahibi olabilmesi mümkün değilken şimdi biz işte müdahale ettik alıcı budur diye tutuyorlar. Bunun peşini bırakmayacağız. Bırakmayacağız. Bunlar Ayrıca hala milletin gözünün içine baka baka kamu ihalelerini yandaşlarına vermeye devam ediyorlar. Sorun elektrik zammıysa burada kendilerini hiçbir riske atmıyorlar. Buradan bir kere daha soruyorum. Sayın Devlet Bahçeli açıklama yapmış. Demiş ki bak bu kadar olmaz. Elektrik zammı bu kadar artmaz. Ne olacak? Kamulaştıralım. E, Cumhuriyet Halk Partisi bunu söyleyince özelleştirmeye karşı bunlar bunlar işte Türkiye'yi mahvetmek istiyorlar. Öyle diyordunuz. Şimdi ben buradan soruyorum. Özelleştirdiğiniz kişiler Isparta'daki Beşi Çetenin mensubu Cengiz ve Limak Isparta'da bir hafta içerisinde yaşattığı şeylerden dolayı Hiçbir sorumluluk almış mıdır, almamış mıdır? Bunların derdi millet değil. Bunların derdi çıkar. Bu nasıl elde ediliyor olursa olsun, ister uyuşturucu, ister kamu ihaleleri, isterse kara para. Arkadaşlar. İçişleri Bakanlığı benim özel ilgi alanım. İçişleri Bakanlığı Türkiye'de kaoslu kadın cinayetlerini ne karşı tedbir alamayan basiretsiz bir tutum sergilemektedir. İçişleri Bakanlığı her gün cinayetlerin işlendiği, her gün uyuşturucu mafyalarının ilkokulların önüne kadar gidip de torbacılarla çocuklarımızı zehirlediği bir ortamda eli kolu bağlı bir vaziyette sadece şov yapmaktadır. O evladımız gibi onlarca, yüzlerce genç kızımız maalesef Türkiye'de katlediliyor. Bununla ilgili hiçbir tedbir alınmıyor. Çocuklarımızın şikayetleri üzerine, kadınlarımızın şikayetleri üzerine Onlarla ilgili sadece uzaktan uzaklaştırma verip o kişiler hakkında uzaklaştırma verip onları koruyacak herhangi bir tedbir alınmıyor. Türkiye şu anda vatandaşlarımız gözünü açtığında gazetelere ve televizyonlarda haberlere bakmak istemiyorlar. Ya bir kadın cinayeti ya bir çocuk tacizi ya bir mafya hesaplaşması ya da zanlarla karşı karşıya kalıyorlar. Artık Türkiye'deki insanların morali, motivasyonu kalmamıştır. Bunun bir tek çaresi var. 20 yıldan beri Türkiye Cumhuriyeti'ni hem içeride hem dışarıda itibarsız hale getiren bu iktidarın bir an önce demokratik yöntemlerle sandıkta gönderilmesidir. Teşekkür ediyorum.